Merhabalar, iyi çalışmalar herkese arkadaşlar. Yeni bir sınav çözümüyle, vize soruları çözümüyle beraberiz. Tarihler 23 Ocak 2019. Şimdi şöyle göstereyim size. Akhisar Meslek Yüksekokulu'ndan Volkan Altıntaş hocamızın onayıyla gerçekleştirdiğimiz ders, bir önceki dersimizde de bu serinin bir önceki dersinde de Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Murat Yazıcı hocamızın onayıyla C soruları çözmüştük. Bu kez SQL çözeceğiz. SQL sınavında yanılmıyorsam 2015 ya da 2016, yani çok yakın bir tarihte sorulmuş olan veri tabanı sınav soruları. Zaten bu veri tabanı sınav soruları şeydir böyle. Uzun vadeli sorulardır. Yani 2010 yılında, 2008 yılında ne sorulduysa SQL üzerine konuşalım. Hani hatta 2010 diyelim mesela. 2008-2010 gibi yıllarda, yani bundan 10 sene önce ne sorulduysa 10 sene sonra da aşağı yukarı aynı sorular olacak. Çünkü veri tabanı bazında çok yeni başlıklar oluşmuyor. 4 temel başlık var. Ekle, sil, güncelle, listele. Bu başlıkların türevleriyle ilerleniyor arkadaşlar. Şimdi hocamız 4 sorudan oluşan ve birinci sorusu 35 puan olan bir sınav kağıdı hazırlamış. Burada 2, 3 ve 4. soruları yapmayacağım. Çünkü bunlar şeyler, teorik sorular. Ondan dolayı ben sadece işin pratik kısmında sorgularla çalışabileceğimiz bir kısmı almak istedim. Çünkü hani bunları şey yapmak, bunları açıklamak çok şey olmaz. Video bazında çok etkili olmaz. Onun yerine sorgu yazalım ve sonuçlarımızı bizzat görüntüleyelim. İki parttan oluşacak bir ders olacağını düşünüyorum. Hadi gelin başlayalım. Şimdi hocamız üç tane tablo oluşturmuş. Personel, departman ve görev isminde. Personel tablosunda işte şu sütunlar var. Departman tablosunda bu sütunlar ve görev tablosunda da şu iki sütun var. Şimdi ben bunları dersten önce hazırladım ama ilişkilerini oluşturmadım. İlişkileri beraber oluşturalım istedim. Şöyle ki gelin beraber bakalım. Şimdi hocamız, bir de personel tablosuna veri girişi de yaptım. Burada beklemeyelim, sizi bekletmeyeyim diye personel tablosuna geldim. Mesela hocamız şöyle bir şey de sorabilirdi veya sizin hocanız şöyle bir şey sorabilir. Şu tabloyu verir size, tamam mı? Bu tabloyu verir. Der ki bunu en optimize edilmiş şekilde veri tabanında tasarımını gerçekleştirin. Yani dizaynını gerçekleştirin. Şimdi bakın. Güzel bir soru. Yani hani bence çıkabilecek ve daha önce muhtemelen başka akademisyenler tarafından sorulmuş olabilecek bir soru. Size şöyle bir tablo verdi. Bunun şeyini hazırlayın. Dizaynını hazırlayın şeklinde. Şimdi bu tabloda 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir dakika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sütun var. Geldim, ben 7 sütunlu bir alan oluşturdum. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne ile başlıyor? Personel no ile başlıyor. Şimdi bakın, personel no'yu ben ekledim. Personel no'yu ekledikten sonra burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Personel numarası birden başlamıyor. Ondan başlamış ve ne olmuş? Birer birer artmış. Tamam. O zaman personel no. Şimdi personel no, personel çok fazla olabilir sistemimde. Ne kullanabilirim? Small int kullanabilirim. Hatta int kullanabilirim. Size kalmış. Ya diyelim hocam, ben aslında ben başlangıçta int kullanmışım ama bunu small int yaparsak daha iyi olur sanırım. Çünkü yani benim şeyimde şöyle yes diyelim. Değiştirdim. Benim kullandığım, yani benim fabrikamda veya işte çalıştığım iş yerinde herhalde 32 binden fazla personel bulunmaz. O yüzden small int ideal bir veri tipi olabilir. Ama dilerseniz int de kullanabilirsiniz. Small int ya da int burada tercih edebilecek iki başlıktan birisi. Ama tiny int yeterli kalmayabilir. Çünkü 250 tiny int'in veri aralığı neydi? 0 ile 255 arasındaki tam sayıları alıyordu. Burada toplam veri sayınız 255'ten fazla olabilir. Ondan dolayı tiny int yetersiz kalır. O yüzden small int ya da int kullanmak daha doğru olacaktır. Sonra adı ve soyadı var. Adı ve soyadı için ben varchar değerleri kullandım. Varchar 20 kullandım. Muhtemelen 20 kullandığınız zaman veya işte 30 kullandığınızda falan bu tarz değerler kabul edilecektir akademisyenleriniz tarafından. Ama burada önemli noktalardan birisi, ilk önce kesinlikle burada char kullanmamanız. Çünkü char veri tipi sabit verilerde kullanıyordu. Mesela TC kimlik numarası sabit bir değer. Herkeste 11 karakter. Veya birazdan ileride kullanacağımız, hemen şurada atlayayım şuraya. Doğum yılı sabit bir değer. Ben mesela burada doğum yılında bir date time veya small date time gibi tarih zaman veri tipi kullanmadım. Onun yerine sadece yıl olarak veriler girişi yıl olarak verilerin girişi yapıldığı için 4 karakterli bir veri tipinin tanımlanmasının yeterli olduğunu düşündüm ve bundan dolayı da char türünü kullandım doğum yılında. Peki char ile varchar arasındaki fark ne? Varchar değişken uzunluklu karakterleri tutuyor. Char sabit uzunluktaki karakterleri tutuyor. Eğer ki bir yapıyı char olarak tanımlayıp o yapıda
diyelim char 10 olarak tanımladınız ama o sütunun işte verisini, o satırın verisini 5 karakter kullandınız. Kalan 5 karakterlik alana boşluk atıyor. Yani space karakterine karşılık gelen değeri atıyor. Ama varchar'da ne yapıyor? Sadece kullanacağınız kadar değeri sizin için hazırlıyor ve kullanmadığınız kısmı işin içine dahil etmiyor. Bir de enchar var. Onunla ilgili de bir iki şey söyleyeyim. Bunları not alabilirsiniz bu arada. Bunlar önemli başlıklar. Çünkü enchar da arkadaşlar Latin alfabesi dışındaki veriler için kullanılan durumlarda kullanılıyor diyeyim. Yani mesela nasıl işte Arapça, Çince, Kore dili, Japonca vesaire bu tarz dillerde de Latin alfabesinin dışındaki yapılarda da bu tarz başlıklar, enchar gibi şeyler kullanılıyor. Sonra burada maaş var. Maaş da hocamız ondalıklı bir değer kullanmamış ama büyük değerler var burada. Büyük değerler olduğu için burada bir de maaşın mesela bakıyorum en yüksek maaş Elif Yurdun değil Ahmet Genç'in. Ahmet'in maaşı 2200 lira. İşte Elif'in 1880 lira. Şimdi 2200 olduğuna göre bir kere Tiny'in kullanamam. Ama burada çok büyük aralıklar yok. Yani burada bir 100 bin yok. Burada bir 150 bin yok. Ondan dolayı burası için bence en ideal veri tipi small int olacaktır. Çünkü small int artı eksi 32 bin civarında bir tam sayı türünü ne yapıyor? Hafızasında barındırıyor. Departman no ve görev no var. Bunlar sayı olarak yazılmış. O departmanın ID'si ve o görevin ID'si olarak eklenmiş sisteme. O zaman burada ne kullanacağız? Bir ilişki olacak. Ama bu departman ve görev de çok az olduğu için bunlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 çok az olduğu için bunlarda tinyInt kullanabilirim. Şunlar tinyInt olacağı için burada ilişki kullanacağım için bunların da tinyInt olması gerekiyor. O yüzden departman no ve görev no'yu da tinyInt yaptım. Burayı tamamladım. Sonra göreve geliyorum mesela. Önce departmana gelelim. Design dedim şöyle. Departmanda iki tane alanım var benim. Departman numarası ve departman adı. Departman numarası için tinyInt kullandım. Departman adı için de varchar kullandım. 20 karakter yeterli dedim ve burada yine design'a geldim. Aynı şekilde görevde de aynı türde burayı işte tinyInt burayı da varchar olarak kullandım ve bu şekilde 3 tane tablomun tasarımını hazırlamış oldum. Hocaların size sorduğu zaman bu tablo tasarımı da en az bir 10 puan 15 puan karşılığı olabilecek bir soru olarak karşınıza çıkacaktır. Pratik yaptıkça zaten tabloların tam olarak nasıl optimal veri tipleriyle oluşacağını, kurulacağını sizler öğreniyor olacaksınız. Yalnız şimdi çok önemli bir link not var. Ben bu benim gözümden kaçmadı. Çok önemli bu. Çünkü neden önemli? Ya bence şöyle toparlayayım bir dakika cümleyi. Hocamız burada ben bunu daha önce şeyde de görmüştüm çünkü yanılmıyorsam bizim Fırat Üniversitesi'ndeki sınavların birinde de vardı ya da çalıştığım sürede başka bir üniversitede sorulmuş olan bir kağıt üzerinde de karşıma çıkmış olabilir ama ben bunu gördüğüme çok eminim ama bu şey değildi Volkan hocamızdan değildi. Burada personelin numarası PNO adlı alan 10'dan başlamış ve 25'e kadar artmış. 1'den başlamamış. Şimdi bunlar mesela biz ne yapıyoruz? Personelin işte örneğin görev numarasını geliyorum. Şuradan Identity Specification yani kimlik özelleştirme kısmından Is Identity alanını kimlik özelleştirme alanını yes yaptım. Şurada da iki tane alan var. Identity increment ve seat. Increment miktar, seat de başlangıç anlamına geliyor. Yani bu ne demek? Birden başlasın, birer birer artsın şeklinde. Ama burada benim dikkatimi çeken şey personel numaraları 10'dan başlamıştı. Yani tek basamakları almamıştı. O zaman ne olacak? Şöyle ki personel tablosunun dizaynına geldim. Personel numarası kısmında identity specification'a geliyorum. Increment miktar 1 yani birer birer artsın. Ama seat başlangıç 1 değil 10 olsun. 10'dan başlasın ve birer birer artsın şeklinde. Ve ben bunlara Edit 200 Rows kısmından şurada veri girişi yaparken burası zaten otomatik artan bir alan halini almış oldu şuralar. Ve bu ne yaptı? 10'dan başlamış oldu arkadaşlar. Departman numaralarını ve görev numaralarını şu an için yazmadım. İlişkiyi kurduktan sonra onları da beraber ekliyor oluruz. Şimdi sizden ricam eğer ki bu videoyu izliyorsanız şu tabloyu siz de oluşturun. Zaten bütün değerlerini gösterdim işte. Şurası birden başlıyor onlar artıyor. Şurada görev no otomatik artan. Burada da departman numarası otomatik artan alanımız. Şuradan görebilirsiniz. Bakın yes alanı. Şimdi İlişkiyi kurmam gerekiyor. Benim bir ilişkiye ihtiyacım var. Şöyle database diagramda sağ tuş new database diagram diyorum. Şöyle karşıma boş bir pen şey geldi.
tablo seçim penceresi geldi. Ben 3 tablomu da seçiyorum. 3'ünü de kullanacağım çünkü. Ondan sonra close dedim ve burayı kapattım. Şimdi benim geçiş tablom personel olacak. İşlemlerin personel üzerinden ilerleteceğim. Ama çok önemli bir şey var. Burada unuttuk. Nedir o? Eğer ki ilişki kullanacaksak, ilişki kullanacağımız alanlarda ilişkiye sokacağımız sütunların birincil anahtar olması gerekiyor ki bunların ilişki içerisinde kullanabilelim ve tekrarsız alanlar olsun. Şöyle şurada görev no, sağ tuş set primary key, personel no, set primary key ve departman no, set primary key dedim. Şimdi bunların üçünü de birinci anahtar yaptım. Ondan sonra şimdi şuradaki departman no'yu aldım, sürükledim. Şuradaki departman no'nun üstüne bıraktım. Yani departman tablosundaki departman no ile personel tablosundaki departman no'yu ilişkilendirdim. Bakın şimdi ne oldu? Şurada anahtar, şurada da yana yatık 8 sembolü var. Bu ne demek? Sonsuz demek. Anahtar da 1 demek. 1'e çok ilişki olmuş oldu. Yani bu ne demek? Bir departman birden fazla kez personel tablosunda bulunabilir. Aynı işlemi görev içinde yapıyorum. Görev no'yu tuttum, sürükledim. Şurada görev no'nun üstüne bıraktım. Görevdeki görev no ile personeldeki görev no'yu ilişkilendirdim. Bir görev birden fazla kez personel tablosunda ne yapabilir? Bulunabilir. 1'e çok ilişkinin olduğu bir yapı. Başka bir ilişkim yok zaten. Bunlara göre ne yapacağım? İşlemlerimi gerçekleştiriyor olacağım. CTRL-S diyelim. Diyagram 0 olarak kaydedilsin. Okey. Sonra başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Benim artık nelerimi ilişkilerimi kurmuş oldum. Bu şekilde hani ilişki de sorabilir hocanız. Nereden nereye ilişki var şeklinde bu şekilde kurabilirsiniz. Personel ve departmanla personel ve görev tabloları arasında iki farklı ilişki burada mevcut. Şimdi görev tab önce departman tablosuna geliyorum. Şuraya Edit Top 200 Rows. Buraya departmanları girelim. Ne varmış? Teknik servisi, yazılım, kontrol, dokümantasyon ve satış. Hemen girelim. Şöyle yapalım bir saniye. Ben şunu şöyle nasıldı bu? Heh, şimdi oldu. Şunu da şöyle çekelim. Şimdi burası neymiş? Teknik servis, indim alta, sonra yazılım, indim alta, kontrol, dokümantasyon ve son olarak satış. 5 tane departman var. Departmanlarımı oluşturdum. Bir de görevleri oluşturalım. Şöyle Edit Top 200 Rows dedim. Şimdi görev adı ne var? Departman müdürü mü bu? Bir bakalım şöyle. Evet, departman müdürü var. Departman müdürü, analist. İş analistleri gerçekten güzel maaşlara çalışıyorlar ve hani direkt şey değiller, kod yazan kişiler değiller. Daha çok süreci ilerleten kişiler, yazılım dokümantasyonu oluşturan kişiler vesaire. Güzel bir başlık. Bu da üniversiteden sonra düşüneceğiniz başlıklardan birisi olsun. Bir bakın ona. Yazılım test mühendisi kimdir? Yazılım proje analisti kimdir? Bunlar ne iş yapar? Ne kadar maaş alırlar? Özellikle hangi alanlarda çalışırlar. Yani genelde bu tarz kişiler kurumsal firmalarda çalışıyor. Yani 3 kişinin, 5 kişinin böyle az sayıda mühendisin veya geliştiricinin çalıştığı yerde analist ya da testçi bulamayabilirsiniz. Oralarda geliştiriciler kendileri yapıyordur bu işlemi. Ama daha kalabalık kurumsal bir bankada, bir e-ticaret firmasında falan buralarda mutlaka karşınıza çıkacak olan başlıklardan birisidir. Proje analisti veya yazılım test mühendisleri. Şimdi bir bakayım kaç dakika olmuş. O 13 dakika olmuş. Beklediğimin çok üstünde sürdü. 3 parta çıkabilir mi? 3 parta çıkabilir gibi. Şöyle yapalım. Bu dersi burada bırakalım. Veri girişlerini yaptık. Bir sonraki derste ilk önce şuradaki departman numaralarını tablomuza girelim. Hatta ben dersten önce gireyim. Bununla zaman kaybetmeyelim. Yani şu departmanla işte 1, 2, 4, 5 falan var ya bunları ben şurada personel tablomun Edit Top 200 Rows kısmındaki şu alanlarına şuralara girelim. Hatta bunu da girelim ondan sonra bitirelim. Şöyle 1, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 1 ondan sonra 1971'e 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 2 bu şekilde. Şimdi geldim. Mesela görev no'ya geliyorum. İşte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 3, 4. Mesela ben vazgeçtim. Şunu 2 yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Ama ben mesela gelip bunu 6 yapamam. Neden? Çünkü 6 diye bir şey yok. Bir görev yok. O zaman bu ne olacak? Tekrar 3 olacak arkadaşlar.
Tamam, bunların da verisini girdik. Gelecek derse yavaş yavaş sorgularımızı yazmaya başlayalım. İki derste bitiririz ya. Yok, iki derste biter. Üçüncü derse sarkmaz muhtemelen. Abi, üçüncü derste de şöyle. İner join falan yaparız. Hocamızın burada sormadığı bir iki soruyu da ben eklerim. İner join ile departman numarası ve görev numarasını ekleyip, yani şey, onları birleştirip bir şeyler daha ekliyor oluruz. Bir sonraki dersimizde, ikinci derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.